Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Evet yine size arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ipimi esneterek başlıyorum ki iğneden ta modeller bu şekilde incecik oluyor arkadaşlar. İpinizi esnetmeyi unutmayın. Şimdi e, çevireceğim iğne oyası modelini göstereyim arkadaşlar. Yine arkadaşlar daha önce buna size e, üç tane sinek kanadının üstüne üç tane fıstık yapmıştım. Bu da beşlisi. Bunun bir de su yeşili gelmişti bu modelin aynısının. E, beşlisi, e, üçlisi gibi ama yine de çekmem istedikleri için bu şekilde sizlere model olarak bir de daha büyüğünü beşlisini tasarladım arkadaşlar. Modelim şu şekilde. Evet arkadaşlar bakın arası suyunu de aynı şekilde kayasıyla ve bu da 5 tane sinek kanadının üzerine yaptığım fıstıklarım. Şöyle arkadaşlar zarif olması için 7 defa değil 5 defa alarak fıstıklarımı biraz daha zarif yapmaya çalıştım. Evet benim de modelin bu şekilde ta çevirmiş hali arkadaşlar. Evet bakın şöyle arka görünümü ve buradaki sinek kanatları Şimdi modelin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar tığ battılarımızı bu şekilde hazırladık. Ve tığ içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Şimdi bir tane ara suyu yaparak devam edeceğiz. İki tanesini sizler için hazırladım. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen kayamızın yapımına, ara suyumuzun yapımına bu şekilde başlıyoruz. Bir tane tığ battı yaptım. Yine 3 zincirimi çektim. Bakın bu şekilde. Hemen yandaki tığ battımın içine girip sahte sık iğne dediğim olayla kapatıyorum. Evet. Dibine bir zinciri çekmiş olduk zaten. Hemen direkt dönelim. Ve buradaki tığ battımın içine bu bir zincirimle dönüş yapıp yine sahte sık iğne ile buraya kapattım 3 zincir hemen sıradaki bakın bu şekilde yandaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim dediğim gibi sahte sık iğne yapınca gayri ihtiyari oturması için bir zincir çekiyoruz onu oradan bir zincir olarak sayıp hemen tepedeki Içine sıkı içine sık iğne ile sabitledim şimdi arkadaşlar 9 tane zincir çekeceğiz bu bir tane var 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şöyle sıkı sıkı 9 zincirimi çekip hemen bu şekilde kapatıyorum bu artma zincirimiz Arkadaşlar bu şekilde şimdi bakın arkadaşlar ben burada Normalde kenarında 5 tane kalması gerek 2 tane bırakmışım 8 tane tığ battı mesafesi bırakmıştım Bu 3 tanesi de Başlama noktası için Kapatma noktası onu saymayı unutmuşum 11 tane Şimdi arkadaşlar ara suyuyla çiçeğimizin arasına tığ battı yapacağız Ara suyumuzu yaptık 3 tane kaya koyduk arkadaşlar Şimdi bu şekilde 3 zincir çekiyorum Hemen tığ battıma girip siz benim gibi hesap hatası yapmayın. Burada bu şekilde 11 tane tığ battı mesafesi bırakın arkadaşlar. Evet. 2 oldu. Bunu 11'e tamamlayalım. Bu şekilde 11'e tamamladım tığ battımı. Ters tarafına çeviriyorum. Tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitledim. Buraya 10 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5, 6 7 8 9 ve 10 zincir ortadan bir tane tığ battı bırakıp hemen bu şekilde üçüncü tığ battı ya kapattım buraya bir yuva yaptık arkadaşlar ve yine düz yüzüne dönüp sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir çekiyorum kapattım buraya. Bir tane kirpik yaptık. 3 zincirimi çektim. Şöyle çevirdim. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 İpim burada zedelenmiş arkadaşlar. 7 8 ve 9. Bu şekilde zincirimi çekip hemen düz yüzüne dönüp buraya normal sık iğne ile yapıyorum arkadaşlar sinek kanadını sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Biraz ipim zedelendiği için kusura bakmayın görünmüş açısında. Bu şekilde buraya bir tane sinek kanadı yaptım. Bu sinek kanadından arkadaşlar tam 5 tane yapacağız. Yine 5 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen dibine sık iğneyle bu 5 zincirimi sabitliyorum. Üzerine 3 tane zincir. Buraya sık iğneyle sabitledim. Böyle net gözüküyordur inşallah. Tam ortasından girip sabitliyorum. Yine 8 tane zincir. 5 6 7 ve 8. Çevirdim. Hemen buraya sık iğnemle kapattım. Şöyle dibine bir zincir çekeyim size göstermek için sinek kanatlarım arkadaşlar. Bakın bu şekilde 5 tane bu yuvaya sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şöyle herhalde daha önce kullandığım için İpimiz edilenmiş benimki örnek amaçlı arkadaşlar zedeli yeri siz koparıp güzel bir şekilde yakabilirsiniz buraya bu şekilde 5 tane sinek kanadı yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar sinek kanatlarımız hazır bu şekilde 5 tanesini yaptık şimdi üçüncü tığ battımın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve tığımın başını bir defa doluyorum sinek kanadımın içine girip 2 2 olarak aldım bu şekilde dibine bir zincirimi çektim bakın minik bir yuva yaptık buraya trabzan yaptık arkadaşlar ipimi uzatıyorum yine aynı şekilde trabzanımın arasına girip dibinde bir sık iğne çekip 2 3 4 ve 5 5 tane bu şekilde ilmeğimi alıp hepsini birden buraya kapatıyorum bakın arkadaşlar. Bir tane fıstığımızı yaptık. 5 tane yaptık arkadaşlar. Şey, normalde 7 yapıyorduk önceki modelimizde. Çünkü fazla olduğu için daha zarif duruyor bu şekilde. Modelde de bu şekilde zarif bir şekildeydi arkadaşlar. Yine hepsinin arasında bakın bu şekilde buradan giriyorum ve sık iğne ile tekrar bir tane daha sabitliyorum buraya bu şekilde iki tane girmemiz sebebi arkadaşlar kirpiklerimin güzel durması için buraya beş tane kirpik yapıyorum 3 4 ve 5 zincir bakın bu aradan sık iğne yaptığım yerden girip kapatıyorum bu şekilde buraya kirpik yaptıkça fıstığımızın boyunun kısaldığını da fark edeceksiniz arkadaşlar o yüzden minik değil de biraz daha uzun yaparsanız orta boyuta geliyor iniyor yani aşağı. 5 zincirimi çektim. Bu şekilde kirpiğimi kapattım. Yine 5 zincir. Öbürkilerin yanına ortayı bu şekilde aralıyorum arkadaşlar. 3 tane kirpiğim oldu. 3 zincir çekip şöyle aşağıya Orada vişne çürü yaptığım trabzanın içine yani öbür ilmekleri çektiğim yere yeşile değil yani arkadaşlar. Bu şekilde iniş yaptım. Ve dibine bir tane zincir çekelim ki otursun arkadaşlar. Daha güzel duruyor. Onu unutmayalım. Buraya sık iğne ile 3 zincirimizi sabitledik. Dibine de bir tane zincir çektik. Yine bir tane tığımın başına doladım. Sıradaki sinek kanadımın bu 8 zincirli yuvasından 2 2 alarak bu şekilde minik bir trabzan yaptım. Üzerine bir zincir. Aynı bunda olduğu gibi arkadaşlar fıstığımızı yapacağız. Sona kadar gelelim. Sonuncuyu da beraber yapalım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın hepsini tamamladık. Son yuvayı da beraber yapacağız dedik. Asla yeşil fıstığa sık iğne ile girmedim. Sadece trabzan yapımında bir defa tığımı doladım ve iki tane tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine yine aynı şekilde minik bir trabzan yapıyorum arkadaşlar bu şekilde küçük bir trabzan yapıyorum ve trabzanımın üzerine hemen bir zincirimi çekip ipimi şu şekilde uzattım bu birinci ilmeğim hemen iki hemen üç dört aynı şekilde dibinde zincir çekerek 5 tane trabzanımdan ilmeğimi topluyorum hepsini birden kapatıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum bakın bu kapattığım noktadan şu şekilde net bir şekilde inşallah görünecek arkadaşlar buradan giriyorum hepsini birden yine bir sık iğne yapıyorum bakın burada bir Şöyle küçük bir yuva gözüküyor. Beyaz bir delik gözüküyor arkadaşlar. Hemen 5 tane zincirimi buraya çekip kirpik yapıyorum. 5 zincirimi bu gözüken yuvadan girip ilk kirpiğimi bu şekilde yaptım. İkinci sık iğnem de zaten arkadaşlar bu ilk kirpiğimin güzel şöyle dik bir görünümlü olması içindi. Tek sık iğne ile girdiğiniz zaman arkadaşlar denedim hep böyle sağa doğru yamuk bir şekilde yani kirpik sanki ayrı bir cumhuriyet kurmuş gibi güzel durmadı o yüzden o ikinci sık iğne yapmayı unutmayın kirpiklerin gösterişi de önemli yeri var kirpiklerin arkadaşlar modelde 3 oldu 4 ve 5 zincir yine aynı noktadan diğer ikisini kapattığım noktadan kapatıyorum kirpiklerim bu şekilde hazır ve 3 tane zincir 3 tane zincirimi hemen yine aynı noktadan kapatıyorum ve üzerine de bir tane zincir çekiyorum bakın hiçbir yere batmak yok aynı bunları nasıl yaptıysam o şekil yapıyorum hemen ipimi koparıp yakıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın bu ortada bir tane boşluk bırakmıştık şöyle oraya da üç tane kirpik yapacağız hemen ipimi yuvadan gelip sık iğne ile buraya sabitliyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir şuraya arkadaşlar bakın hemen ortasına da veya kenarına da tutturabilirsiniz bu şekilde bir tane kirpik yaptım bir sık iğne bu taktikle daha güzel kirpikler duruyor denediğinizde fark anlayacaksınız arkadaşlar bakın hemen bu yaptığım sık iğneyi bu şekilde aralıyorum ve ikinci kirpiğimi kapatıyorum yine sık iğne yapıp 5 zincir 5 zincirimi buradaki sık iğnemi aralayıp kapattım bu da üçüncü kirpiğim ve arkadaşlar tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim bir tane de zincir çektim sık iğne yapıp bırakın arkadaşlar kirpiği sakın kirpiği kapatıp kesmeyin muhakkak dibine bir tane sık iğne yapın Evet. Şimdi şu ara suyundaki kirpiği de gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada yaptığımız kirpiğin aynısını ara suyunda da aynı taktikle yapacağım. İzlemeyebilirsiniz. izlemeyebilirsiniz. İnternetiniz fazla gitmesin ama bu şekilde bir bunu da göstereyim. Eksik kalmasın. 5 zincir 5 zincirimi buradaki bakın şu şekilde arasına da sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Sık iğnenin üzerine de hani ilk so kirpik olduğu için kenardan batamazsanız sık iğnenin üzeri daha rahat. Sık iğne 5 zincir. Yine aralıyorum sık iğnemin arasını şu şekilde kapatıyorum kirpiğimi. Yine sık iğne 1 2 3 4 ve 5 zincir ve yine bu şekilde kirpiğimi kapatıp son olarak sık iğnemi yapıp öyle bakın arkadaşlar. Sık iğne yapmadığınız takdirde bu kirpiği şöyle kalıp gibi durmasını sağlayamazsınız. O yüzden sık iğne yapmayı unutmayalım ve ipimi koparıp yakıp geliyorum. Yine çok hoş bir modelimiz oldu arkadaşlar bakın. Şatafatlı bir modelimiz oldu. Bu şekilde. Bu da sizler için hazırladığım modeli. Evet. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle kalıp gibi fıstıklarımız oldu. Evet. Şöyle uzaktan da tutalım arkadaşlar. Net bir. Hepsi bir arada yani görüntüsü olsun. Modelim bu. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Önermelerde öne çıkmak için beğeniler önemli. Beğeni ve yorumlarınızı bana desteklerinizi eksik etmeyin ki ben de videolarımın devamını getirebileyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.